Yani oradaki şeyde. Yani Nurdağ'ında paylaşılabilecek ne varsa paylaşmışlar, bu çıkıyor. Hani zaten 40 bin nüfuslu bir yer olduğu için. OSB'si olsa, başka türlü sanayisi olsa belki daha çok çıkacak ama inşaat rantından. Bunların çoğu da araç kiralamıyor musunuz? Küçücük ilçede kamu kurumları onlarca araç kiralıyorlar sürekli. Hepsi, hemen hemen hepsi araç kiralama. Şimdi bu inşaat firmasının ortağı, devam edelim. Bir sonraki grafik. Şu fotoğraf bugün çok meşhur oldu. Bunun videosu da var. Yunus Kaya, belediye başkanı, eski ortaklar. İkisi de tutuklu şimdi. Şamil Tayyar o da. Tabii bu, şu görüntü, sende videosu da vardı. Gerçekten videosunu bu gösterebilir dönemi, miyiz arkadaşlar? Bu dönemin sembolü. Derim. Yani burası Nurdağ. Golde oynatırsanız evet, sevinirim. Yani, hani konuş. Alalım sesini. Sesini alalım, görüntüyü görelim. Biz şeyi çok konuşuruz. Şeyden önce de konuştuk, programdan önce. Susurluk bir düğün fotoğrafıyla simgeleşmişti. Hmm. İşte yeni dönemin mafya, siyaset, ticaret ilişkisi Marina fotoğrafıyla Bodrum simgeleşmişti. Marina. İnşaat oligarşisinin fotoğrafı da bu halayla simgeleşti bence yani. Çünkü burada her şeyi görüyorsun. Milletvekili, belediye başkanı, imar komisyonu üyesi, müteahhit. Melike, o üçlü benim fotoğrafımız vardı. Tam Bahadır'ın dediği gibi aynı şekilde düşünmüşüz. Yani üç fotoğraf birbirine benzer olan değil ama bir olayı simgeleme bakımından, evet, yıllar sonra bu susurluğu, hani bak, bunu bu hatırlarız susurluk artık. Bunu susurluğun hatırlarız, simge fotoğrafı. Siyaset, ticaret, evet, mafya ilişkisi. Bir sonraki Kalamış Marina, Sedat Peker'in bu da yakın zamanda hep konuştuğumuz şeyin simgesi. İki yıldır konuştuğumuz meselenin simge fotoğrafı. Ve işte üç fotoğraf bu da bugün, benzer karanlık. Bugün yani bu depremin aslında sembolik fotoğraf. Yani yıllar sonra da bu ilişkinin nasıl olduğunu gösterecek bir şeydir fotoğraf. Bahadır, şimdi biliyorsun Şamil Tayyar hepsini sosyal medyadan epey uyuşturucu işi. Ama burada şu çok ya önemli. Hatta MHP'li milletvekiline uyuşturucu fuhuş filan ya aynı cümlede andı. İnşaat öyle bir şey ki bir ucunu daldığın zaman mafyaya da çıkar, kara paraya da çıkar. Bir tarafa çıktığınız zaman işte depremde onlarca canı alan bir cinayet şebekesine de döner. Bir tarafta zenginleşmedir. Yani inşaat oligarşisi dediğimiz zaman bütün bu yapılar iç içedir ama şunu çok dikkat etmek lazım. Bu bir suç örgütü değil. Bu 21 yılın bir sistemin işleyişidir. Bu programda hani konuşurken zaten ortaya çıkacak. Biz bunu bu bakanlığa ve işte iktidara kadar giden bir şeyin küçücük bir ilçede, yani küçücük bir ilçedeki işleyişine bakıyoruz. Onu seçmemizin nedeni de odur. Büyük bir kentte insanlar şöyle anlayamaz. Mesela dersin ki İstanbul'u nasıl sağlamlaştıracağız? Tahayyül edemiyor insanlar. Çok insan yaşıyor. Küçücük bir ilçede bu oluyorsa siz düşünün İstanbul'da nasıl bir sistemin olduğunu ya da işte Ankara'da, başka bir yerde, Antalya'da, yani büyük kentlerde. Küçücük bir ilçede bile bu işliyorsa diğerleri devasa şeyden bahsediyoruz demektir. İlişkilerden. Evet. Geçelim. Bir sonraki. Şey, şimdi bu Bahadır'ın grafiklerinde bir sonraki. Ya bu zaten bir şeyde sonraki. Şimdi şöyle, CK Grup'la belediye başkanı ortak. Kavak İnşaatı. Bütünüyle ikisi inşa etmiş. Belediye başkanı olduktan sonra kardeşine devretmiş. O devam ediyor. Ama yapı denetim firmaları, diğer firmalar, mühendislik firmaları hepsi aynı. Aynı AKP, MHP, iktidar partilerinin, üyelerinin şeyleri, firmaları, hepsinin belediye ile bağlantısı var ve bütün Nurdağ bunların elinde. Burada şu önemli, onu söyleyeceğim. Bu insanlar o küçücük kentte park yapılacaksa da karar veriyorlar. Camiye de karar veriyorlar. Okula da karar veriyorlar. Nazım İmam planlarında böyledir. Yani ne kadar alan ayıracağını bunlar karar veriyor. Şehir plancıları değil, uzmanlar değil. AKP'nin getirdiği sistem bu. Hocam anlatır TUMOB'un yetkilerini nasıl Gezi'den beri kırpark var. Niye kırptıklarını anlıyorsunuz. Yani bir müteahhit eğitimin yerini belirliyor. Okul olup olmayacağını belirliyor. Okulun nereye yapılacağını da belirleyebiliyor belediye meclisinde. Bunu şundan aldım. Nurdağ'ın hani bu kamu ihaleleri. Ya bu çok önemli bir şeydi. Gözden o zaman kaçmıştı. Yine Uğur Bey ortaya çıkartmıştı. Nurdağ'da yapılan en büyük inşaatlarından birisi otogar. Devasa bir otogar temeli atlıyordu. Temel 13 Eylül 2022'de atılmıştı. İşte Fatma Şahin var, Gazi, vali var. Bütün protokol orada. CHP meclis üyesi dedi ki bunun ihalesi nerede? Uğur Kalkan yapmaya sonra başlamış. İki gün sonra ihale ilanı yayınlandı. Bu suç, bakın bu ihale arkadan geldi. İki gün sonra ihale ilanı yayınlandı. İş daha önce verilmiş, başladı, iş ihale zaten
Zaten başlamış, yapılmış zaten. Biz Süleyman Soylu'dan bu sistemi biliyoruz ama. Bu bakın, bu bir çete olma, bu işin bir sadece belli bir kesimin yozlaşmasının ürünü olmadığını, bunun bir sistem olduğunu gösteriyor. Bu suç aslında direkt. Şurada olan herkesin, çünkü ilçe belediyelerindeki kararlar Büyükşehir Belediyesi'nin velisinden geçer. Yani orasından sorumludur. Onlar da sorumlu bu planlardan. Bilmemeli imkansız. Yani bu skandal aslında. Bu sadece bundan bile yargılanmaları lazımdı hepsinin. Hiç bu kadar cana gerek yok. Yani iş başlıyor. Tek bir suç bile olmamış. İhale birkaç gün sonra. Temel atılmış. Bakın atılmış. Yani bu fotoğraflar kendi, ben Nurdağ Belediyesi'nin sitesinden aldığım fotoğraflar. Bu da ihale ilanı. Kamu İhale Kurumu'nun EKAP'ta yayınladığı ihale ilanı. Yani ihale verilmemiş, ilanı yayınlıyorlar ikincisi. O bir de biliyorsunuz 20 gün, 25 gün sonra hani sonuçlanıyor. İhale yapılacak. Ama o zamana kadar otogar bitti zaten. Yapan da bir yandaş firma yaptı. Bir şey geçelim. Ben asıl bunu bir çok sonraki önemsiyorum. Şimdi bu ekibin nasıl iş yapıyor? Şimdi imar rantı nasıl yaratılıyor? İşte bunların elinden ne geçiyor? Şimdi Nurdağ Nazım İmar Planı bu. Yani o kentte artık nereye doğru genişleyecek, konut nereye yapacak, bunun içinde camiyi nereye yapacağız, okulu nereye yapacağız, ne kadar sosyal alan bırakacağız, ne kadar yeşil alan bırakacağız, bir firmayı hazırlatıyor. Gayet aslında kitabına uygun. Yani kitabına uygun hazırlanmış görünüyor. Çünkü orada şöyle bir şey var, diyor ki, özellikle bunu belirtmiş hazırlayan plancı, birinci derece deprem bölgesi burası diyor. Sakın deprem yönetmeni harfiyen uyun. Kesinlikle söylüyor. Zaten raporda bir sürü bunun jeolojik şeyleri var, raporları, bulguları, hepsini sıralamış geçmişe. İki diyor, az katlı, az yoğunluklu planlama yapılmalıdır. Bu şunun için söylüyor. Hocam o konutların bir şeyi var ya, değeri hani depremden, şimdi şöyle bir şey var. Ben yanlış söylüyorsam sizi düzeltin ama anlaşılır söyleyeyim. Şimdi depremden sonra da ayakta kalması gereken mecburi binalar vardır. Sağlık binalar. Kamu binalar. Evet. Kamu binalar. Çünkü depremden sonra insana sığınabileceği, tedavi görebileceği, onları normal konutlardan daha da güçlendirilmiş. İşte Antakya, Antakya o krizi zorunlu yaşıyor. Bak, işte. Sağlık durumu kalmadı Antakya'da. Deprem yönetmeninde zorunlu bu. Yani bunu yapmazsanız bu suç. Bunu böyle yapmayan suç işlemiş oluyor. Cinayet işlemiş oluyor. Yargılanması lazım. Yani şeye uymamış oluyor kanuna. Orada diyor ki yaklaşık %50 hatta daha güçlü olması lazım. Konutlar diyor hani daha depremde yıkılabilecek, yani sıralanmış. İkinci sırada sanayi tesisleri gelir, üçüncü sırada konutlar gelir. Onun için diyor, iki katı aşmayın Nurdağ'ında ve aralıklı yapın falan da bunu. Yani en fazla 3-4 kat olabilecek yerde 10 fazla, kat imar yapmadım. İzinleri verildi. Bazen 15'e katı kadar çıkabilir. Bu kendi raporları. Bu ekip bu rapor önlerine gidiyor. Yapılaşma öncesi parsel planı zemin etti, mutlaka yapılmalı diyor burada. Başka türlü olmaz. Bir de şöyle bir şey uyarıyor. Burası diyor çok hareketli bir toprak, zemin. O yüzden ben yaptım, olmuyor diyor. İnşaata başlamadan önce yine yaptırın ki kaymalar oluyor. Hatta inşaatı geciktirmeyin diyor yapıyorsanız da. Çünkü beton oturmaz. Yani bunun bir şeyi var, süresi de koymuş. Burada konut yaparken şu yani diğerlerinden farklı olarak hızlı yapmanız gerekir diyor. Zaten drenaj sistemi bu çok önemli. Bu Nurdağ'ında nereye gelse su bastığını görürsünüz aşağıdan. Onun için de uyarmış. DSİ'den görüş alın yaparken de. Şimdi bu belediye meclisi, bu biraz önce anlattığımız ekibin önüne gidiyor. Bunun bir satırını bile okuduklarını sanmıyorum ben çok meclis üyesini. Laf olsun diye Çevre Şehitlilik Bakanı'na sunuluyor. Aa güzel, imar planı yapılmış. Büyükşehir Belediyesi'ne geliyor Gaziantep. Onlar da diyor güzel yapılmış, her şeye uygun kağıt üzerinde. Onaylanıyor gidiyor. Ama bu konutları yaptılar bu rapora rağmen. Şimdi bir şu dursun. Şu Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi olduğu için onaylamak zorunda. Görüşüyor. Burada Osman Toprak Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı, Kemal Vural İslahiye Belediye Başkanı. Onlar hepsi, hı hı, katılıyor mecliste. Şimdi bunlar bu raporu onaylıyor. Son bir şey ekledim. Bugün çıkan bir olay. Çok son grafikte bir şey göstereceğim. Bir sonraki grafik. Yani bu işin sadece bir yerle ilgili olmadı. Bakın bu İslahiye'de yıkılmış bir bina. Bu bugün gazeteci arkadaşlarımız ortaya çıkarttı. Mezopotamya Ajansı'ndan ben de istedim. Belgelerine de baktım. Suç duyurusunda da bulundu. İslahiye'de yıkılmış bina. Bu bina 3 kat imar izni verilmiş. Şimdi o onaylayanlardan birisi bu. Nurdağ planı. O vermiş. 3 kat imar izni verilmiş. Müteahhit inşaata başlıyor. Yetiştiremiyor. Borçlanıyor. Belediye ile ilişkisi olduğu için, AKP'li olduğu için ruhsatı 10 kat veriyorlar. 7 kat kaçak.
imar affına giriyor sonra. Çünkü 2018'de imar affına giriyor. Orası da imar bakışı. Ve demir yok. Sonradan yaptığı demir. Şeylerde demir yok. Hiç yani demir yok. Yani 3 kata izin alıyor. 10 kat yapıyor yapılmış. Üstüne de demir kullanıyor. İmar planında 3 kat. İmar izni alıyor. Ama inşaat firması borçlar. Ben 3 kat beni kurtarmaz diyor. 10 kat. Hatta iddia o 2-3 dairede rüşvet iddiaları var. Onlar yargıya gittiği için şimdi kesinleşmeden söylemiyorum ama 3 kat AKP'li İslahiye Belediyesi 10 kat ruhsat veriyor. Burada AKP'li belediye başkanını suçluyor depremzedeler. Bir de çok acayip 9.1 depreme dayalı diye rapor alıyorlar. Böyle bir rapor olabilir mi? Bir binayı satmak için yani hani biz 9.1 ölçmüş şey yapmış i̇şte buna dayanır. Raporu veren de suçlu aslında. Onu diyorum. Onu veren de hocam yani. Şey oluyor zaten. O ilçedeki işte yapı denetim firmaları. Risk, evet, afet. Şey, Ahbap Çavuş ilişkileriyle yapıyorlar. Ahbap Çavuş ilişkisi. Depremde yakınlarını kaybedenlerin suçlusuna bulundu ve biraz önce Nurdağ falan onaylayanlar gidip İslahiye'de bunu yapmışlar. Bu şunu gösteriyor bize işte. Yani bu ilişkiler her yerde aynı. Her yerde böyle işliyor ve bu bir kişiyle, bir grupla şey değil, sınırlı değil. Hı hı. Bir sistemin sorunu. Yani tabii. Bu depremin yarattığı yıkım inşaat oligarşisini aşağı çıkardı. Yani biz Antakya'da... Sözünün nedeni bu zaten. Çünkü şöyle bir şey, kısa bir cümle söyleyip bırakayım. Hani bizim gezdiğimiz, izlediğimiz izlenimlerimizde de var. Konuştuğumuz zaman da ortaya çıkıyor. İstanbul Büyükkent'te biraz daha dikkatimizi gözümüzün önünde olduğu için çok konuşuyoruz. Ya da kamu ihalelerini çok konuşuyoruz biz ama hani Anadolu'nun mesela Adıyaman'ı gördüğünüz zaman, işte Maraş'ı gördüğünüz zaman, Antakya'yı gördüğünüz zaman, özellikle küçük ilçeleri gördüğünüz zaman bir ilçenin bütün ekonomisi sadece imar rantına oturmuş. Yani üretim, sanayi, istihdama değil, sadece imar rantına oturmuş bir ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla o inşaat oligarşisi deyince sürekli olarak o rantı üretmek zorunda, o rantı da sürekli olarak paylaştırmak zorunda. Böyle bir ekonomiye oturmuş kentler. Hı hı. Zaten afetin felakete dönmesinin nedeni bu. Bu bir makine gibi işliyor. Yani bütün Anadolu'da makine gibi işlemiş bu. Yayıldıkça yayılmış, arttıkça artmış. Şimdi bu sistemin, Bahadır'ın anlattığı bu sistem şehirleri yeniden kuracak Eyüp Bey. Nasıl zaten kuracak? Sorun orada. Yani bu yıkıma neden olan kamu yönetimi kadroları ve yöntemi bunu yenileyecekse yani buradan doğru bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Yani sağlıklı bir çevre, sağlam yapı üretmek olanağı yok. Şimdi aslında Bahadır Bey Nurdağ özelinde çok güzel bir analiz yaptı. Bu analizi aslında diğer ilçeler ve illerin hemen hemen %90 için yapmak mümkün. Yani Nurdağ Belediye Başkanı tutuklandı diye konuşuyoruz bunu ya da bir müteahhit. Şimdi peki Maraş farklı mı? Elbistan farklı mı? İslahiye farklı mı? Daha çok sayabiliriz. Hocam İstanbul farklı mı? Olmadı farklı ama biliyoruz ne olduğunu. Ancak şu var burada. Peki bu müteahhit gücü nereden alıyor? Yani belediye başkanı bu gücü nereden alıyor? Bunu tek başlarına yani kendi içinde, ilçe ölçeğinde yapabilirler mi? Yapamazlar. Dolayısıyla bu kişileri koruyan bir sistem var. Yani bu oligark diye niteliyorsunuz. Bu oligarkları koruyan birileri var. Yani bir düzen var. Yani devlet mekanizması buna göre organize edilmiş. Adalet mekanizması, güvenlik mekanizması, yerel yönetim mekanizması buna göre organize edilmiş. Dolayısıyla böyle bir gerçekten bağımsız olarak bunu değerlendirme olanağı yok. Şimdi mevzuatımızla ilgili sorunlar var. Ama işte bir ihale yasasına aykırı bir ihale yapılmışsa, göstermelik bir ihale yapılmışsa bunu pekala kolluk kuvvetleri gözaltına alabilir, yargılanabilir ve gerekli cezaya çarptırılabilir. Ama burada yargının bağımsızlığını yitirdiğini biliyoruz. Hatta iktidarın emrinde olduğu iddiaları var haklı olarak. Ama buna rağmen yargının üzerindeki baskı kaldırılırsa yargı burada görüldüğü gibi bir takım işte girişimlerde bulunabilir. Hocam bir örnek bir şey söyleyeyim. Buyurun. Özür dilerim. Antakya'da 51 imar davası olup ceza almış kişi inşaat yapmaya devam etti. Onu burada konuşmuştuk. Yani yargı da bir yerde şey yapıyor. Yani üst sınırdan veriyor. 12 bin lira ceza veriyor. Bırakıyor.
inşaattan milyon dolar kazanıyor. Sistemin bir parçası sistem, haline yargı. Gelmiş. Evet. Yani yargı asli sorumluluklarını bir kenara bırakmış, sistemin parçasına haline gelmiş. Tabii görevini yapan savcıları, yargıçları tabii ayrı tutuyoruz bu süreçte. Hala hukuk doğrultusunda karar veren, bunun için hayatını riske atan yargıç ve savcılar var. Yani devlet kadroları var. Bunlar gelecek için de umut verici bir şey. Şimdi buradaki peki neden gitmiyor? Örneğin muhalefet partisinin bir belediyesinde bir ihale yolsuzluğu olduğu zaman ne yapıyor? Hemen gözaltılar başlıyor değil mi? Üstelik de 3 kişi gözaltına alınması gerekirken 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi gözaltına alınıyor. İşte demek ki devletin tepesinden bu süreç kullanılıyor. Bakınız burada belediye meclis üyesi, imar komisyonu üyesi müteahhit proje yapıyor. Bizim mevzuatımızın sorunları olsa dahi buna izin vermiyor. Şu anki yerel yönetim yasası çerçevesinde baktığımızda örneğin bir mimar, belediye meclis üyesi ise o ilçede ya da o ilde, o il sınırları içerisinde mimarlık hizmeti yapamaz. Ruhsat alamaz. Yani mevzuatımızda bu kadar net düzenlemeler varken bunlar yapılıyorsa durum ortada. Bir başka örnek vereceğim. Biz Mimarlar Odası olarak sahte diploma kullanan bir takım kişiler tespit ettik. 52 kişi. Hepsinin hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ona yakını hapse girdi. Sahte diplomaya gerek var mı Eyüp Bey? Yani diploma evet. Kiralandığını da biliyoruz bu pasif diploma ki. Dedikleri tabii. Şey. Müteahhit evinde, mühendis evinde oturuyor. Diploması orada denetim yapıyor, ona imzasını atıyor. Çok var bu. Evet. Şimdi bunun üzerinden aslında vermek istediğim örnek şu. Bu kişilerden biri AKP Kartal Belediyesi meclis üyesi. Bunu yazı yazdık belediyeye. Bu belgelendi, hakkında dava açıldı diye belediyeden bir şey yok. Muhalefet partilerine söylüyoruz. Böyle bir işte sahtekar, yani bu kanunen öyledir yani. Sahtekar bir meclis üyesi var. Bunun görevden alınması gerekir. Bunu belediye meclisinde gündeme getiriyor muhalefet partisi. İktidardan hareket yok. Sonunda bizzat telefon ediyorum iktidar partisinin yöneticilerine. Yani sizi perişan ederiz. Yani böyle bir sahtekarlığı koruyorsunuz. Bu açık belgeli işte bu kişi hala proje hizmeti yapıyor ve ruhsat almaya devam ediyor. O dönem geçmişte AKP'nin yönetimi olduğu dönemde. Bu kez onu istifa ettirmek zorunda kalıyorlar. Yani biz baskı uygulamasak, kamuoyunda bunu gündeme getirmesek bunu yapmayacaklar. Şimdi bunun gibi sayısız örnekler var. Şimdi burada müteahhit aslında tek başına mı ortakları var? Görünen ve görünmeyen ortaklar. Aslında o görünmeyen ortaklar bu süreci yönetiyor. Yani o siyasi kadrolar. Şimdi Bahadır Bey'in verdiği örnekten 3 katı 8 kata çıkartmış. Yani cehalet de var. 10 kat ya. 3 yani kat bu, imar alıp 10 kat yapıyor ya. Yani cehalet de var. Yani bu yapılan binanın yıkılabileceğini bile düşünmüyor. Tahmin etmiyor. Bakınız bölgede bizim açtığımız çok sayıda davalar var. Bu davalardan örneğin 97 tane Fatma Şahin Antep Belediye Başkanı'nın olduğu döneme dairdir. Tarım arazilerini imara açmış. Kültür parkı, yeşil alanları imara açmış. Bu bölgelerin işte kentin yaşam kalitesinin korunması açısından imara açılmaması. Bir de afete karşı, depreme karşı güvenli olmadığı. Asıl gerekçelerimiz bunlar. Yürütmeyi durdurma kararları var. İnşaatlar devam ediyor. İptal kararları var yargının. Yine devam ediyor. Üstelik de kültür parka, yeşil alana Allah sitesi yaparak bunu yapıyor. Yani bloklar yapmış. Arapça, Arapça. Sitenin adı mı Allah sitesi? Yukarıdan evet, evet. Arapça Allah yazısını o bloklarla sembolik hale getirmiş ve Allah sitesini satıyor. Şimdi bunlar Fatma Şahin'in gözünün önünde oluyor. Ülkeyi yönetenlerin gözünde oluyor. Onun için burada hakikaten yani insanlık dışı bir süreçle karşı karşıyayız. Bir de şunu belirtelim. Bu binalar yıkılıyor. Yani rant elde ediyor ama sağlam kalmıyor binalar. İşte bölgeye bakalım. Hatay'da, işte Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Adana'da, işte Osmaniye'de, işte İskenderun'da tarım arazileri üzerine yapılan binalar yıkıldı. Yani yeni binalar bunlar.
Üstelik de çok katlı, 10-15 katlı her binada 200'den fazla yurttaşımız oturuyor. Hocam siz de ısrarla Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanının şeyini söylüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız yıkılan binaların %98'i 99 öncesi yapılmıştır dedi. Ona zannediyorum Fenerbahçe seyircisi yanıt veriyor. Ben o konuya girmeyeceğim. Ama şöyle bir gerçek var. Bölgede yaptığımız analizlerde %50'den fazla kayıpların yeni binalarda olduğunu görüyoruz. Belki Cumhurbaşkanı eski tek göz binaları, iki göz binaları sayarak orantılama yapıyor. Ama bağımsız bölüm, konut sayısı açısından baktığımızda %50'den fazlası yeni binalar. Hayır, televizyon kanallarında da evet. Gözüken sizin dediğiniz gibi. Evet. Hep yeni şehirler yıkılmış çoğu yerde. Yeni şehirler. Çünkü hep tarım arazisine yapıldığı için, ıslah şehir zemine ya, yapıldığı zaten için. Zaten şey İrfan Bey. Hiç uzmana gerek yok. Çıkıp gezdiğiniz zaman zaten görüyorsunuz. Binanın yeni olduğunu görüyorsunuz. Yani kentleri gezdiğiniz zaman anlıyorsunuz. Bunun hani şeye gerek evet. Yok. Evet. Yani bu bölümde şunu söylemek istiyorum. Aslında bu plan kararlarını verenlerin yargılanması ve birinci derecede sorumlulukları vardır. Biz Gölcük depremi sürecinde mücadele ettik. Van depremi, Düzce depremi, İzmir depremi, daha bütün depremlerde bizzat çalıştık. O dönemde asıl karar verenlerin, asıl suçluların yargılanmasını sağlamaya çalıştık. Ama yargılanmadılar. Bugün daha ilk günden itibaren asıl suçluların suçlarını örtmek için bir takım manipülasyonlar, bir takım insanlar günah keçisi ilan edilerek sürecin asıl sorunların üzeri kapatılmaya çalışıyor. O manipülasyonlardan biri de kentsel dönüşüm hikayesi. Evet. Şimdi arkadaşlar kentsel dönüşümle ilgili iktidar medyasındaki haberleri size göndermiştim. Şimdi önce Bozdağ başladı. İşte Hilal Kaplan filan hepsi başladılar. Şimdi deniyor ki şimdi 20 yıldır iktidarda ama bu yıkımın sorumlusu muhalefet. Niye? Çünkü kentsel dönüşüm yapacaktık. Muhalefet CHP izin vermedi. İşte Barış Atay izin vermedi. TMOB izin vermedi. Bekir Bozdağ diyor ki 2015-2023 arasında 7091 kentsel dönüşüm davası var. Bu davalar kentsel dönüşümü yavaşlattı. 2012'de çıkan yasa nedeniyle atılması gereken adımlar atılamadı. Şimdi bunun üzerinden iktidarda bir propaganda ve ne diyorlar onlar? İşte algı yönetimi mi diyorlar? Öyle bir şey. Peki kentsel dönüşüm neydi? Yani CHP ya da TMOB ya da diğer muhalefet partileri neye itiraz etti? Bunu çok kısaca sizden bir özet rica edeceğim. Ama ondan önce evet. Sayın Muhçe anlatmadan önce Naci Görür anlatmıştı bunu. Şimdi en çok onu dinliyoruz. En çok onun sözlerine kulak veriyoruz. İktidar pek sevmiyor son zamanlarda onu ama. Bakın Naci Görür ne demişti bu kentsel dönüşüm için? Bir onu dinleyelim. Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm olmayacak. Kentsel dönüşümün motor gücünü, onu yürütmesi için müteahhitleri görevlendirirseniz, müteahhitleri de seviyorum, başımın üzerinde yeri var ama müteahhit kar etmek için en fazla kentsel dönüşümü, en fazla rant elde edeceği semtlerde yapar. Depremde en fazla darbe yiyecek yere kentsel dönüşüm uygulamaz. Örneğin İstanbul. Ekosistem dedim, deprem en büyük çevre felaketi. Bakın kanalizasyon içme suyuna karışıyor. İstanbul'da bir deprem olursa, eğer biz düzeltmeden önce gelirse 16 milyonun çok büyük bölümünün bütün atıkları toprağa karışacak demektir. Ayrıca milyonlarca ton deprem molozu birikecektir.